Erdal Tanas Karagöl DAOS Zirvesi ve Çelişkiler Yumağı Bu yıl 49. DAOS zirvesinde dünya gündemindeki önemli konular dünyanın birçok ülkesinden siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, iş adamları, STK temsilcileri ve diğer katılımcılar tarafından görüşülüyor. Küreselleşme 4, 4. Sanayi Devrimi çağında küresel yapıyı şekillendirmek tamasıyla toplanan Davos zirvesi bu yıl geçmiş yıllara göre daha az devlet başkanının katılımıyla gerçekleşiyor. Bu zirvelerde belki dünyanın temel sorunları gündeme geliyor ama maalesef konuşulan konular fakir ve gelişmekte olan ülkelerin problemlerini, dünyadaki çarpıklıkları, gelir farklılıklarını, ticaret savaşlarını, göç sorunlarını ve iç savaşları azaltmıyor, aksine bu sorunlar ve çelişkiler derinleşerek devam ediyor. Peki dünyada devam eden çelişkiler nelerdir? Ülkeler Dünya Ticaret Örgütü vasıtasıyla dünya ticaretinin artırılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve dolayısıyla refahın artırılması için yeni bir tavır geliştirdi. Ancak ticaret gelişmekte olan ülkelerin lehine döndükçe ve ekonomik güç dengesi gelişmekte olan ülkelere kaydıkça başta Amerika ticarete ek gümrük vergileri koyarak aleyhine dönen ticareti korumacı politikalarla lehlerine çevirme çabasında. Söz konusu durumu kendi lehine çevirme çabaları ticaretin serbestleşmesi adına kabul edilebilir mi? Bu çabalar büyük bir çelişki değil mi? AB tüm ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştirecekleri entegrasyon için örnek bir başarı hikayesi olurken, AB'nin rekabet gücü yüksek ürünlerde yani sanayi ürünlerinde gümrük birliğini savunması ve Türkiye'nin rekabet gücünün yüksek olduğu tarımsal ürünlerde AB'nin kendi tarımsal ürünlerini koruma adına tarım ürünlerini gümrük birliği dışında tutması bir çelişki değil mi? Üstelik AB için aday bir ülkeye bunu yapması daha yaman bir çelişki değil de nedir? Zengin ve fakir ülkeler arasındaki gelir farklılıkları giderek artarken, zengin gelişmiş ülkelerle fakir ülkeler arasında var olan bu farkı azaltacak adımlarda direnmeleri ve halen üç maymunu oynamaları çok büyük çelişki değil mi? Bugün dünyanın en zengin kişisi olan Amazon firmasının kurucusu ve sahibi Bezos'un serveti 137 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakam Afrika'da en az 10 ülkenin milli gelirinden daha yüksek durumda. Bu durum gelir dağılımı açısından çok açık ve çarpık bir çelişki değil mi? Davos'ta küreselleşme konuşulurken Afrika'da nüfusun yarısının elektriksiz yaşaması korkunç bir çelişki değil de nedir? Halihazırda üzerinde yaşadığımız dünyada halen nüfusun yaklaşık beşte birinin günde bir doların altında yaşam mücadelesi vermesi ve bunun dünyanın gözü önünde devam etmesi ayrı bir çelişki değil mi? Küresel şirketlerin her yıl yoksul ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kazanç aktarmaları, aşırı borçlandırılmış olan bu yoksul ülkelerin her yıl, Yüklü miktarda ana para ve faiz ödemeleriyle milyarlarca doları gelişmiş ülkelere transfer etmesi, yoksul ve zengin ülkeler arasındaki gelir farkının daha da açılması büyük bir çelişki değil mi? Sömürgecilik probleminin neden olduğu sorunların başta Afrika'da etkisini halen tüm hızıyla devam ettiriyor olması ve önemli bir küresel sorun olmaya devam etmesi bir çelişki değil mi? AB ülkelerinden İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'ya sömürmek ve göçü tetiklemekle suçlaması, dolayısıyla sömürü düzeninin halen devam ettiğini açıkça ifade etmesi ve bu konuda bir adımın atılmaması daha büyük bir çelişki değil mi? Tüm bu çelişkilere rağmen zengin ülkelerin fakir ülkeler lehine sözde çıkışları bambaşka bir çelişki değil de nedir?